yapıyorsunuz? Rahat rahat bağırıyoruz, dağlardayız. İnanılmaz bir video için dağlara geldik. Yaban hayatını kalbine dokunacağız. Biliyorsunuz benim yaban hayatıyla aram iyi zaten. Hissedebiliyorum. Adeta onların kokularını alabiliyorum. Belki de küçükken kurttum. Ne zamandır yaban hayatıyla aran iyi? Ben çünkü hiç görmedim YouTube'da seni. YouTube'da beni takip edenler bilirler. Gelsin o görüntü. Şu tarafa doğru gideceğiz. Şapkanı keşke getirseydin. Şapkaya ihtiyacım yok. Bugün bize yaban hayatı gözlemcisi olan Doğanay eşlik edecek. Doğanay gelsin. Hoş geldiniz. Doğanay 21 yaşında, yapmadığı şey yok. Aa. Ne yaptığını aşağıdan YouTube kanalından bakabilirsiniz. İzleyin. Çok güzel. Fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğraf çekiyoruz yaban hayatında. Gözlem kulübelerinde saatlerce bekliyoruz hayvanları. Ne yapmak için? Görüntülemek. Bakmak için. İzlemek için. Foto kapan kurmak diye buna mı deniyor? Kapan deyince kapan değil arkadaşlar. Fotoğraf makinesi gibi bir şey koyuyorlar. Foto kapan işte. Fotoğraf kapıyor sizden. Hayvandan foto kapmak için. Aa. Sıraya giriyorsun sen önünde. Hayvandan foto kapmak için. Hayır Ceyda'cığım, önünden geyik geçiyor mesela, hareketi algılıyor, çık 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 fotoğrafını çekiyor. Biliyoruz tabii canım, video da yani. Video da alabiliyor. Bunlar teknoloji arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim, arabayı çek. Tabii araba da öyle, yabandan ya. Yaban ya, böyle bir şey yok ya. Arabayı ben kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsin. Çünkü benim onun konuda da tecrübem var. Aman tanrım. Arabayı ama sen kullanma bence ya, biraz yollar değişik çünkü. Hadi gidelim. Bunlar bize küçük araçlar. Ya buna ben güvenmiyorum bak. Arkadaşlar birazdan... Doğanay. Yani videoda eğer ben konuşurken bir kurt gelip sağdan bakıp şöyle yaparsa şaşırmayın. Çünkü doğa onu çağırıyor gibi hissedebilir. Beyaz dişi de çok severim bu arada. Anam belim. Fırat dikkat et. Bebeğim. Ben küçükken evde uluyordum biliyor musunuz? İnanılmaz seviyordum ulumayı. Annem diyordu ki kızım gece ulumasın. Allah belamı versin. Çok saçma hikaye. Niye ya deyip sürekli uluyordum. Doğanay kardeşi seni bir gözlemlesin baksın mı? Sonra annem kızdığı için sürekli bıraktım ulumayı. Küçüklük alışkanlığım. Belki sen de bir doğa gözlemcisi olacaktın ama ailen sana destek çıkmamış. Gece iyi değil derdi bir de annem. Ne alaka abi ulumanın gece iyi olmadığına ne alaka? Aa çok güzel bir kuş geçti sarı. Kartımız kaybolmuştu arkadaşlar. Eve gidiyorduk Doğanay'dan kart almaya. Karşıda akbabaları gördük. Benim makine orayı çok güzel yanaştırır. İstersen o akbabaları bir görüntüleyelim. Hadi gidelim. Görüntüleyelim tamam. Yakınlarına da gidelim, bizi yemezler. Yakınına gideriz ama oraya araba yolu yok. Arazi bizi zorlar. Tamam. Arazi beni zorlamaz da. Buradan bakıp görebilir miyim Doğanay? Ha oraya ben çıkmam zaten oğlum. Benim belim sakat. Size çok ilginç bir bilgi vereyim o arada. Çakal var ya arkadaşlar. Bunların bu dönüşlerini anlayıp leşin yerini bulabildiği için çakal. Anladın? Doğru bu arada. Doğanay ben niye... Yavrum bunlar salak mı? Niye dönüyorlar? Yeseler ya. Muhtemelen leşin başında başka bir hayvan var. Kurt olabilir veya çakal olabilir. Çakaldır. Son derece büyük bir daire çiziyorlar. Belki de çok fazla leş var. Ya da bir balina leşi. Orada bir leş var diyorsun. Ve leşin başında da başka hayvanlar var çünkü bu akbabalar... Leşin başına toplanırlar, akbaba gibi toplanmışlarlar. Buradan geçerken görmedik onları. Evet. Farkında değil. Balina leşi. Boyutlar yani çok geniş daireler atıyorlar çünkü. İndiler. Oha nasıl bir makine ya bu? O nasıl makine hocam? Senin makinen çekmiyor öyle. Bak Doğanay'ın makinesi ta karşıyı zoomladı. Evinizde gibi. Dibinde gibi görüyorum şu an. Çok yakından çektiğim görüntüler var, vereceğim size onları. He bir gösterelim aralara hemen. Aralara girsin onlar. Biz çekmişiz gibi. Çağıracağım onları. Ben de birkaç kere uluyabilir miyim? Ulu, tamam. Geyiğe benzedi değil mi biraz? Hafiften andırdı. Geyiği biliyorsanız ayı zannedersiniz. Ben bilmem mi, bilir miyim? Erkek geyik özellikle. Bizim köyde de var bu arada. Tavukları kapıyor. O kaya kartalı. Ceyda akbaba niye tavuk kapsın yavrum? Akbaba leşçi. Köyde büyüdük. Atmacamız, Şahinimiz, çakalımız. Yavrum şehirde de atmaca Şahin var. Atmaca. Acaba o leş oraya nasıl gitti yani? Bir şey öldürmüş olamaz onu. Kendi öldü demek. Bayılmış. Ya eceliyle ölmüştür aşkım. Orada bir tane domuz... deyip gitmiş. Kurt izi varmış. Pençeleri görüyor musun? Büyük büyük. Hazırsanız gidiyoruz. Hazır değilim. Ben stresliyim. Çok yüksek burası. Abi istersen önce boşa al arabayı. Sen mi kullanaydın Doğanay?
Çok yavaş git. Bir şey yok aşkım ya, araba gidiyoruz. Biz şimdi nereye gidiyoruz Doğanay? Burada çok güzel bir yayla var. Yaban hayatı çok yaygın. Herhangi bir hayvanla karşılaşabiliriz. Güzel. Geyik de arayalım. Geyik mutlaka arayacağız zaten. Gittiğimiz yer geyik bölgesi. Karşılaşsak zaten hayran kalırsınız. Ya görür abi, miyiz ya? Ya? Görme ihtimalimiz var. Şansımız varsa mı? Evet. Benim en son gördüğüm bir geyik vardı. Arkadaşlarımla karşılaştım. Telefonla video çekmiştim. O attan büyüktü mesela. Şu an geldi. Burada dikkatli ol abi sen. Çok yukarıdayız. Aa, ben çok korkuyorum. Oğlum bu ne? Burada bayağı kar var. Belki kar porsuğu görürüz. Rengi iyi falan. Bakın yoldan kurt gitmiş bu arada. Nereden anladın? İzlerini gördüm. Elf misin sen ya? Belki Team Wolf'da oynayan kurdu görürüz. Kurdunuz beni şimdi. Çok fena. Ya. Şuradan bir kadro kurt gelse şöyle hepsi. Şurada var ya altına edersin. Sen ne diyorsun? Bunu camı kapatırım, arka kapıyı açar. Yunus'u bırakır koşarım yani. Arkada bir ceset, bir leş bırakmam lazım. Ben Doğanay'ı bırakma taraftarıyım. O hayatta kalır bir şekilde. Tanıyorlar. Geldiklerini düşünsene. Düşünemiyorum. Doğası gereği bizi yiyebilir aşkım. Doğanay'ı bırakıp. Beni yemez gibi düşündüm. Ya, daha böyle tatlı şirin bir kızım. Ama sen tam yemeliksin. Yavrum en avlanacak olan sensin. Sürünün en küçüğü, en kolay avlanacak olan sensin. Oğlum ben koşarak kaçarım. Sen 3 adım sonra bayılırsın şurada. En az şey şu an zayıf sensin. Ama kurt bunu bilmiyor. Al işte. Çok güzel. Geriye alabilirsin. Yavrum bu senin yolda, köyün yolları bozuk ha. Bu arada bu videoda bir sponsorumuz var. Pokemon Go. Çok güzel bir oyun. Evet. Etrafta gezerek Pokemon yakalıyorsunuz. Konumunuzu belliyor telefon. Mesela ilerlerken karşınıza bir Pokemon çıktı. Hemen telefonla. Aynen. Ondan sonra Pokemon'unuzu yakalıyorsunuz ve onu da ekibinize dahil ediyorsunuz. Tabii ki de Pokemon'larını kapıştırabiliyorsunuz. Pokemon Gym noktalarında. Birçoğunuz bu oyunu biliyordur. Peki o zaman abi sen niye bir de anlatıyorsun dersiniz? Çünkü Türkçesi çıktı arkadaşlar. Biz de ilk çıktığında Ceyda ile deli gibi oynuyorduk. Evet, biz yeni evlenmiştik. Size yemin ederim evden çıkıp sokaklarda Pokemon yakalayalım diye geziyorduk. Salonda Pikachu vardı. Bazen bahçede şeyde çıkıyordu böyle yan evin yanında falan. Çok eğlenceli ya. Burada da yakalayacağız. Gym noktası dediğim şey böyle devasa bir kule. O kulede en son şampiyon olan duruyor Pokemon'larıyla. Siz o kuleyi ele geçirebiliyorsunuz Pokemon'larınızı kapıştırarak. O kulenin sahibi siz oluyorsunuz. Tüm dünya da görüyor sizi o evet. Kulede olduğunuzu. Bir de böyle Pokestop noktaları var mesela. İşte şehrin belli yerlerinde oluyor. Orada böyle ödüller falan oluyor. Ben mesela sabah yürürken görüyorum onları. Gidiyorum yanına fıt fıt. Ya çok eğlenceli. Şimdi bakayım size birkaç tane çıkarsa gösteririz burada. Bir dakika. Kavga çıkmış. Porsuk. Kunduz. Bir şeyler olmuş ama. Arkadaşlar burada olay çıkmış. Burada ayı var net. Doğan o kadar iz sürmeyebiliyorsun. Ne oldu burada? Senin kadar profesyonel olmayan biri geçmiş arabayla. Batmış. Geçebilmek için de lastiğin altına ağaçları koymuş. Şu kırılmayı görüyor musun? Bu insan yapmış olamaz abi. Ne diyorsun bu konuda? Var bir hareketlilik abi. Bir şeyler olmuş. Abi ben sana bayağı bir hareketlilik olmuş. Oğlum nasıl gözlemcisin? Bayağı bir hareketlilik olmuş ne demek? Bence ayı tırmandı. Ağır olduğu için devrildi. Ne? Bir dakika. Oha! Kardeşim bak Doğanay bir şeyler oluyor bu ormanda. Ver. Abi. Adam böyle kırar mı oğlum? Ya ben ayıya ihtimal veremiyorum şu an ama. Abi dinozor olmasın. Gerçi ayı olsa o gövdede bak. O gövdede tırnak izleri olurdu. Evet tırnak izi yok. Tırnak izi yok. Bak bu da geyik izi abi soldaki. Hangisi? Bakayım. Aa! Oğlum böyle ayak mı olur? Ormana giriyor mu? Ben mi giriyor muyum? Tam giriyor mu ormana hiç? Arabanın sesini, motor sesini duydukları için ormana kaçıyorlar direkt. Onları görebilmek için beklemek lazım. Çok zeki lan. Evet. Sıkıntı yok, devam. Dur, ben bununla bakacağım. Aa, 3 adet akbaba var, 4. Akbabaların varlığı kurtların da olduğunu bize gösteriyor. Ben İskoçya'dayken çok görürdüm ama burada yok. Doğaya çıkınca uysallaşıyorum ben. Hissetmiyorum ki. Burada değil. Tam kurdun uyuyacağı nokta. Gelsene şöyle çek beni. Arkamda şu kaya olsun. Utku oraya koyarsın. O
Otokapanı buraya bir yere kuralım aslında. Çünkü geyik bölgesi. Tamam, kuralım. Bir de çıkarsa artık. Çıkarsa görüntüleri ben size gönderirim. Zaten. Aynen, Doğanay bana gönderecek ama siz bu videoda görmüş olacaksınız görüntüleri. Aynı zamanda bu hafta kurduklarından da gönder. Tamam. Hepsini görelim. Değişik değişik hayvanlar. Ne pis pis ya? Başak pis pis gelmez. Başak pis pis gelmez mi? Pis 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 pis. Etrafa da dikkatli bakalım abi. Bakalım, çok bir şey görmüyoruz ama abi bakalım. Şurada bir iz mi var, bana mı öyle geldi? Evet, iz var. Elf gözü gibi Doğanay'ın gözünü hemen gördü. Buradan sonrası yok. Var var, arkada görüyorum ben. Beni izle ve çek. Evet. Başak izi bu. Ana. Kedi gel izi olduğu çok belli. Bana tutunma. Yağmur yağdığı için biraz gitmiş. Ben çıkamam kardeşim oraya. Başak'ın kendisini görmek istiyorum. İzini resmen değil. Böyle. Nereden gelmiş biliyor musun? Nereden gelmiş? Bizim geldiğimiz yerden. Al işte. Karın üstünde çamur var. Çamurdan gelmiş. Aşağıdan yukarıya çıkmış. Son derece zekice yaklaşımları var. Bir dedektif gibi olaya hakim. Hadi. Islandık ya. Devam edin. Çok ıslanıyoruz. Dur, yakalıyorum. İçinden çıktı şu an, bir dakika. Heh. Ya çok zevkli, burada çok değişik, bunu ekliyorum. Dürbün var, bakın burada da dürbün var. Benim bu kızım. Abi insanın buna bakası geliyor sürekli. Oraya bağlayacağız. Buradan geçen, su içmeye gelen hayvanı görecek. Kesin bir şey yakalarız. Bunun koruma kutuları falan da var aslında ama çalınmasını önlemek için. Çalan yoktur burada canım. 3 tane çalındı. 3 tane çalındı mı? İşiniz ya, gücünüz yok mu? Ya fotokapanı da çalmazsın. Çalarken görüntüleri var mı? 3-4 gün önce Adıyaman'daydım. Sırtlan çektim. Fotokapanı kurdum. Bir gittik, kapan yok. Kara kara düşünüyoruz. Artık umudu kestim fotokapandan. Sonra ben GPS takmıştım. Ne var ne yok diye telefondan bir açtım. Bulunduğum konumu gösteriyor. Meğer sırtlan... Sırtlanmış gidiyor fotokapan. Mağaranın içerisine çekmiş. Abi! Sırtlana bak, vlog çekiyor. Gözenekli yerler böyle. Aman abi. Oha, elimi şey vurdum dürbüne. Yan taraftaki mağaranın önünden bulduk. Korku dolu anlardı. Oradan aldık kamerayı. Bir de açtık görüntüleri. Ağzında götürmüş. Kapanımız hazır. Beni bir kapanla çek. Çekildi. Kapanın önünden geçsen beni çeker mi fotoğrafını? Çeker. Oha, çok iyi şu an. Geç Ceyda aç. Geçiyorum. Gidemiyorum ki, kaldım burada. Sen niye öne bindin Ceyda? Hayvan ya geçer ya geçmez. Biz garanti görüntü elde etmek istiyorsak geyik idrarı dökmemiz lazım. Geyik idrarı mı? Evet. Geyik onu nasıl elde ettin? Onu böyle satıyorlar. Ha, satıyorlar. Evet. Aa. Tamam, dökelim. Doğada bazen egzantrik hareketlerimiz olabilir. Yani etrafa geyik idrarı dökeceğiz. Kokuyor mu bu idrar? Kokar. Geyik idrarını parfümlerde kullanıyorlar. Ve bayağı da pahalı fiyatlara satıyorlar. Güzel kokuyor diyor. Ha, güzel kokacak. Karıştırdıkları zaman güzel oluyor. Tamam. Doğanay, bunu köyde bir çocuğa işletmedin değil mi? Beni yemiyorsun ya. Yok, çünkü yok. Neden bu böyle? Koklayabilirsin istersen. Aç. Ama şey değdi. Geyik buraya gelmiş. Tamam mı? Yeter mi? Tamam. Bir de fotokapanın dibine de dökebilirsin. Aynen. Geyik gibi yaptım yani. Yurt dışında bu yöntemi kullanıyorlar. Adam üstüne sürüyor. Geyikleri çekmeye gidiyor. Fotoğrafçı kamuflaja bürünmüş. Geyik dibine kadar geliyor. Kokluyor. Geyik olmadığını anlayınca boynuzuyla vura vura öldürüyor adam. Ne? Bu yaşanmış bir olay. Sen misin beni kandıran? Haberlerde çıkmıştı. Geyikler yalana hiç gelemez. Bunu da sana vereyim. Daha var değil mi idrarımız? Var. He, tamam. Gel poke. Gerçi geniş bir alanı gösteriyor zaten. Varsa oraya doğru yürürüz. Şöyle biraz yürüyelim. Bu yakınlarda yok şu anda. İlerledikçe ara ara bakalım. Şehirde daha çok oluyor. Onu anladım. Senin nickin ne Pokemon'da? Evet. İki tane Leyla, Leyli Gül. Benim Lucadet Lucadis. Ekleyebilirsiniz. Bir dakika. Şişt. Burada her türlü hayvan yatabilir. Yemin et. Domuz, geyik, domuz karaca. Mı? Karaca küçük geyik. Karaca küçük geyik, evet. Onların yatağı buralar. Şey geldi aklıma. Ala geyik. Bir dakika. Bok ama. Bu boku ancak ayı yapabilir. Bu ne diyorsun? Söyle. Ayı değil. Sen de ne desem ayı değil diyorsun. Ne? Domuz.
Ne de matışmış bunun? Ayı dışkısında ayırt etmeniz için yani neler olur? Bal. Yok bal. Bal da olur da. Tohum, işte böğürtlen. Bunlar ayının dışkısında görülür, gözle görülür. Evet. Peki ya bu nedir? Bu domuz. Ne zaman yapmış? Yeni. Yeni mi? Yeni duruyor. Pis 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 pis. Yani şimdi dokunmak istemiyorum ama çomakla. Vallahi sıcak. Sıcak sıcak. Bizim Şile haritanın bokundan biliyorum ha. Yeni yapılmış bu. Max'a yani 20 dakikası var. Oğlum bak domuz saldırırsa yemin ederim domuz çok kötü saldırsın olur. Ya? Domuzun sürüsünden korkmam. Dişisinden yavrusu olursa korkarım. Ama bir azılı domuzdan her zaman korkarım. Azılı domuz ne demek ya? Daha önceden vukuatım var. 27 cm kadar dişi olur böyle. Onlar yalnız denk geldiğinizde azılı domuzdan ayıdan daha çok korkar. Ne yaparsın? Ağaca çıkarsın. Ben ne yaparım? Şuraya çıkarım. Çünkü domuz şuradaki yağları yüzünden kafasını kaldırıp yukarı bakamaz. En azından domuz görürsek ne yapacağımızı biliyoruz. Böyle bir ses yok mu ya domuzun? Ya. O ne ya? Yapar bak bu. Tam öyle. Çok zor ha domuz olmak. Biraz dikkatli olalım. Niye? Çünkü bulunduğumuz yerin 200 metre üstündeki kayalıklarda ayı iğni var. Niye tehlikeli diyorum? Çünkü hani gitmediğiniz zaman sıkıntı yaratmaz ama benim bir Sabri amcam var. Onun yeğenleri. Antalya'dan geliyorlar. Tırmanışçılar. İşte önünü görmediği bir kayadan tırmanıyor. Bir de baksın şu kadar. Kangal yavrusu kadar. Ayı yavruları. Yavrusu var. Evet. Ben o filmi izledim. Revenant. Aynısı işte. Çok tehlikeli. Arkadan ayı çıkıyor. Bağırıyor. Diye. Saldırmıyor ama hayvan koruma içgüdüsüyle hareket ediyor. Yavrusun tabii. Evet, o arkadaşımız, abimiz düştü de öldü değil mi? Kayadan arkaya düşüyor. Arkasındaki arkadaşı da o Sabri amcamın yeğeni. Öldü mü? Yok. Düşüyor, yani elmacık kemiği, kafatası, kolu, bacağı kırılıyor. Zar zor bir ay komada yatıp kendine anca geliyor. Ay yazık. Hayvanların evindeyiz, tedbirli olmamız lazım. Tamam, tedbirliyiz biz. Yunus bak, ayı mayı görürsek tabana kuvvet kaçma. Çekerek kaç. Bir kameraman gibi davran. Kamerayı tutarak kaç. Öyle kamerayı yere tur. Bağırıyorsun ama çok. Kamerayı yere doğru tutup böyle götün topuklarına vura vura kaçma, tamam mı? Çek yani canları da görsün. Kanka 400 kilometre yol geldim. 400 kilometre yol döneceğim. Benim canlı görmem lazım. Benim araba çok yakıyor. Hakkını vermemiz lazım. Ben de istiyorum. Belki de kamerayla şu an farkında değiliz. Arkadan geçiyor bir şey. Olabilir. Her ihtimal var. Bakın o karşıya bakabilirsiniz. Ayı inlerinin olduğu yere dürbünle. Yok. Yok mu? Bu ne? Kızılderililer mi yapmış bunu? Oduncular yapmış. Dikkat et bak kapan mapan olmasın orada. Yok yok. Neyse bırak bakalım. Değişik bir şey ama. Alıp eve mi götürsek güzel ha. Bu baharın müjdecisi. Sarı olanlar. Çiğ. Ana! Bunların tohumu yenilebiliyor. Çok tatlı tipek. Çiğdemler yorumlara. Çiğdemle çek beni. Dayı kızı. Soğudu değil mi abi? Baykuş gibi oldu. Baykuş yapıyorum. Alaca baykuş. Hava kararmış olsa direkt gelir buraya. Bu arada onu ben öyle yapamıyorum abi. Helal olsun. Ya oğlum biz doğanın çocuğu olduğumuzu her zaman her şekilde belirttik bunları. Canım gel. O eldivenlerle Ceyda Mickey Mouse eldiveniyle geliyorsun. Bu geyikler bizimden böyle. Hiç göstermediler kendini. Göstermediler kendini. Hocam inşallah çıkacağız burada. Bir saniye. Bir dakika. Çıktım. Hayvan da kamufle oluyordur ki göremezsin yani kolay kolay. Aha! Aha vallahi geyik şeyi gördüm. Oo. Yemin ederim. Ana! Abi böyle bir şans, böyle bir şey yok ya. Bakayım. Yeşil la bu nasıl yani? Bu bayağı beklemiş burada. Abi bu yosun tutmuş. İğrenç kokuyor. Bu arada burada bir dışkı var. Bak görüyor musun nerede? Abi? Aa evet. Bu bir tavşan dışkısı. Geyiğin kokusuna geldim. Evet. Tavşanın boynuzları. Boynuzsuz mu kaldı şimdi bu geyik? Yok. Her yıl bu kızıl geyikler boynuzlarını yeniliyor. Bir yılda mı çıkıyor bu kadar kocaman bir boynuz? Bir yılda Mart-Nisan'da döküyorlar ve Nisan'dan Haziran'a kadar, Haziran ayının sonunda tam olarak... Wow, o zaman bayağıdır burada bu. Tabii. O yüzden yosun tutmuş. Bence de. Vay yani be canlar. O kadar dağlarda geziyorum. Hiç böyle yani karşılaşıyorum elbet ama çok şanslısınız. Çok karşılaşmıyorum abi. Hadi inelim. Ceyda hiç gelmedin ki buraya. Çok yağmur yağıyor. Geyik boynuzlarını alalım abi. Alalım abi boynuzları alalım. Bunlar... Gel. Allah saçım ağaca takıldı. Burada boynuz varsa Pokemon da vardır bir saniye. Vallahi var. Yemin et. Vallahi var. Dairemin içinde. Gel yavrum. Heh. Yakaladım. Tamam hem boynuz hem Pokemon'um oldu. Boynuz bu arada hakikaten çok güzel bir oyun. Benim hoşuma gitti yani. Abi resmen geyik şey gördüm buldum. Bu benim başarım. Daha keçisi göreydik bari ya. Bir şey göreydik bari ya. Oha yakından oha. Tüyleri görüyor musunuz üzerindeki? Tüyler çok acayip. Öf çok kötü kokuyor. Çok kötü ya. Sen nasıl iniyorsun kardeş ya? İndim mutlamaz. Ana düşüyordun. Gidiyordum aşağı. Bence yarım saat yürüdük.
boynuz bulduk. Biz birazdan bir canlı görürüz diye düşünüyorum. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Zili bildirim açmıştır. Zildirim önemli. Cancıklar vardır. Cancık düzenli gelir izler videoları. Like atmaz, yorum atmaz. Zaten abone değildir. Aşağı inip abone olmaz. Cancıktır o. Canlar mükemmel kokan, geyik idrarıyla yapılmış bir parfümken cancıklar inanılmaz derecede kötü kokan bir geyik boynuzu efendim. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. Şöyle aşağı indir verelim. Yeni gelen izleyiciler de hepiniz hoş geldiniz. Şu bölgede bir değişiklik var. Hissediyorum. Ha şurada. Şimdi biraz daha açıklık bir alana geldik. Gergin bir bölüm. Buradan daha fazla alanı gördüğümüz için canlı görürüz, umudumuz var. Elimizden geldiğince bakacağız. Ya zoomlayıp ekrana bakabilirsiniz. Nereye gitti ya Doğan'ın çocuğu? Ha orada. Doğan'ın çocuğu Doğan'ın. Bir görsem. Ben görsem ne olacak? Kamera bu kadar uzağa çekemiyor ki. Bunlar domuz tüyleri, kılları. Aa! Ana! Oha kıla bak. Uzaklaşmış olamaz. Evet gözleri neler görüyor ya? Şurada ay, ince bir sürükleme şey var. Burada da tüyleri şurada var bu arada. Bak tüyler aa, burada da var. Ya kurtlar burada domuza saldırmış. Şöyle geliyor. Bu izi takip edersek belki görürüz. He. Ay bir şey yürüyordu orada. Nerede? Kuş mu lan? Siyah bir şeydi ama. Ve hayvan gibi köpek var şurada. Ben görmüyorum. Nerede ya? Çok büyük. Nerede yavrum? Bak. Tam kafası görünüyor. İyi gördün onu vallahi Ceyda abi. Ana. Oğlum panda zannettim ben onu. Panda mı? Gelin gelin. Gelin mi? Ya oğlum, saldırırsın. Saldırgan mı? Şu kadar kafası gözüküyor sadece. Böyle duruyor bak siyah kulaklarıyla. Çek. Kırtı mı? He kuyruk sallıyor tam gelin. Oo abi. Ne var? Domuz leşine bak. Nerede? Ne diyorsun sen? Gerçekten orada leş varmış. Senin elf gözlerin neler gördü de. Hiç beklemiyordum cidden. Ben önce Uraz'da çektiği videodan bıraktığı sandım. Yok o değil. Abi. Şurada bir tane daha köpek var. Saldırır burada. Saldırır mı? Gel gel bir şey olmaz. Köpek kıskandığı için havladı. Neden böyle yarım yamalak yenmiş bu? Hem kurt hem köpek işi. Burada kurtlarla köpekler bir mücadeleye girmiş. Kokusu olmadığına göre çok eski değil o zaman. Çok eski değil bu yeni. Oha, bunu bile görmek insanı garip hissettiriyor. Gerçekten canlı görsem herhalde böyle donar kalırım. Ya ama zaten bunu doğa buradan halledecek değil mi? Gübre olacak şey olacak. Bunu bırakmak gerekiyor burada. Tabii burada. Evet. Doğaya dokunmayacağız. Bunu gerçekten Uraz'ınki değil mi ya? Bu? Yok değil o. Şansa bulduk yani. Ben şansa bulduk. İyi bari bir şey gördük ha. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi size bir sürprizim var abi. Özellikle sana daha çok sürpriz gibi. Hadi bakalım. Güzel. Yavrum güzel. Sürpriz benlik sürprizmiş arkadaşlar. Mangal yaktı bize. Altında soğan varmış şimdi gördüm. Soğan. Meğer Doğan Aylar 70 yıllık kasapmış abi. Doğan Aylar çok tatlı. Çok sevdim. Ailesi de çok tatlı. Hemen evet, orada bize çay verdiler falan. Tanıştık çok orada çok tatlı insanlar aileyle gerçekten. Allah! Köfte mi atalım önce? Hangisi hızlı pişiyorsa? Köfte hızlı pişer. O zaman niye onu atıyorsun? Hızlı pişsin hemen yiyelim diye. Hayır, önce yavaş pişeni atarsın. O pişmeye yakın. Bence önce salatayı hazırlayayım ben. Evet. Kasaba mı örtüyorum şimdi bunu gerçekten? Doğru. Ustam etleri yapıp salatasını hazırlarken biz de hep birlikte mekana bir göz atalım derim. Hangi mekana? Öyle olur ya. Adam evine niye bakıyor? Salon turu. Video bambaşka bir noktaya gidiyor. Doğa bilimcisi ev turu. Anam yanmasın ya, elin. Ustamın eli yanar mı ya? Alışık ustam. Bayılıyorum ya. Yemek kanalları gidecek yer kalmıyor. Herhangi bir böyle derme çatma bir yere gidiyorlar. Artık soracak soru da yok çünkü hep aynı soruları sormak zorundalar. Kaç yıldır buradasın usta? Etin saat kaçta bitiyor? Eski müşterilerin var değil mi usta? Doğrusu bu şekilde yapılır değil mi usta? O usta da her zaman diğer ustaları bir şekilde gömüyor diyor ki. Kim o belli değil bak. Bütün Adana videolarında aynı şey. Etinde ne kullanıyorsun usta? Dana kıyma, işte kaburga bilmem ne. Kebap böyle olur. Ama tabii başka şeyler koyanlar da var. Ben bunu söylemek istemem. Başka ürünleri kullanan da çok. Yapıyorlar değil mi usta? Tabii canım neler neler yapıyorlar ya. Yani bunun doğrusu budur. Biz babalarımızdan, ustalarımızdan böyle öğrendik. Ama işte bu şekilde oluyor. Ya ama ya her video mu aynı olur abi? Bütün ustalar anlaşmışlar aynı şeyi konuşuyorlar. İnce ekmek mi konu? Tabii gelen ete doysun abi. Et yemeye gelsin. Etine doysun. Usta ne kadar şeyi? Ya gelsinler yeter ya. Parası olmayana da bu... Bunu yapmayın. Yani böyle bir şey yok. Anlatamıyorum. Oraya biri gelip benim param yok. Bana bir tane yapar mısın dese. Yaparlar be. Bir tane yapar, iki tane yapar. Aşkım adamın işletmesi o. Nereye kadar yapacak yani? Hayır kurumu değil ki adam. Yakında Adana sokak lezzetleri çekiyor muyuz? Kesin. Gidiyor muyuz Adana'ya? Muzlu süt. Ben de gittim beğenmedim. Ney? Bu ay gidiyoruz. Biz gidiyoruz abi. Adana efsane bir yer. Adana'ya gideceğim. Gaza geldik. Karnı acıktı. Şu yemeği yedikten sonra fikrini değişebilir. Hayır. Gideceğiz Adana. Tamam. Ustam da Ankara'nın en iyi kebapçısı. Çok güzel.
Bir de buradan Ulaştırma Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Bu gerçekten istiyorum. Arkadaşlar ben aslında Erzurum'a gitmek istiyoruz ama onu GAP treniyle yapalım istiyoruz. Yani hem GAP treni bir logo olsun hem Erzurum olsun. Ben bilet bulamıyorum abi. 2 aydır her gün bakıyorum, tamam mı? Sonra öğrendim ki acenteler toptan alıyormuş bunları. Ama vatandaş da doysun istiyorum yani GAP trenine. Dedim Ulaştırma Bakanlığı'na bir yazayım. DM attım bu arada, yani yazdım. Kurumsallık sıfır. Selamlar, umarım her şey yolundadır. Ya Ulaştırma Bakanlığı yolundadır yazsın. Sonra fark ettik bu saçmalığı. Tabii ki de cevap gelmedi yani. Ama bulacağım inşallah bilet, neyse. Ustam siz oturun dedi ama biz gene de onu bekliyorsa böyle bekliyoruz, olmaz. Bekliyoruz, evet, yiyemiyoruz. Hadi yiyek gel. Ustam otur ya. Otururum ya. Siz başlayın, tabağınızı alın, ben bir de köfteleri de yapayım, getireyim. Ben bazlama yiyeceğim. Şimdi bu lollipopmuş. Yumuşak. Vay vay vay. Karşınızda yiyoruz ama. Allah size daha fazlasını versin. En fazlasını versin. En iyi şeyleri siz yiyin. Buna çok yükseldim ben. Benim salata ilk defa yiyorum. Oha çok yoğunmuş. Biz buraya yaban hayat çekmeye gelmiştik. Yemek için döndü. Ama ne yapalım? Güzel ağırladın bizi vallahi kardeşim. Çok iyi. Çok başarılı. Kapat da yapalım. Çok yedim ha. Doğanay çok teşekkür ederiz. Allah Allah. Muhteşem ağırladın gerçekten. Hayvanları göremedik ama Doğanay'ın kanalını aşağı bıraktım. Oradan görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ve Pokemon'ları da görmek istiyorsanız Pokemon Go'nun da linkini aşağı bıraktım. Kendinize iyi bakın. Umarım video keyifli geçmiştir sizin için. Ben şu şöminenin başında kıvrılıp uyuyorum ya.